Ha, hadi biraz hızlı yalnız Özer'cim. Anne var biraz. Daha var. Bitti işimiz bizim. Ne bitti? Bitti olur mu bizim işimiz daha? Bitti. Bir sürü börek saracağız oğlum. Ya börekte bir şey yok. Börek benim işim. Çökertme kebabının köftelerini servis sırasında mı kızartacaksın? Yok, o an kızartacağım. Hazırlayacağım şunu 5 dakikada ben içini. Patateslerini de soyacağım. Hazırladığı çikolatalı sosu dilimlenen kekin üzerine döken Özer, imam bayıldığı için yeşil biberleri doğramaya başlıyor. Özer, Manolio ile daha sonra yeniden nasıl sevgili oldunuz? Sonra askere gitti. Ben İzmir'e askere gittim. Askerdeyken bizden bir tiyatro oyunu istediler çıkartmamızı. Aklıma Manolio geldi. Aradım eski telefonunda. Aklımdaydı zaten. Ulaştım ona. Ya ben sana yardımcı olurum, orada arkadaşların falan var dedi. Öyle bir sohbet muhabbet ettik. Geldim tekrardan Darıca'ya. Bu arada askerliğimi İstanbul'da yaptım, Asteğmen olarak. Sabah gidip akşam geliyordum arabayla. Orada işte ya ne yapıyorsun, sen nasılsın, iyi misin, şöyle böyle derken evlenme teklif etmişim. İmam bayıldığı için kavrulan soğanlara doğranan yeşil biberler eklendikten sonra patlıcanlar kızgın yağ bırakılıyor. Ardından çökertme kebabının patatesleri doğranıyor. Özer, yaprak sarmalar istediğin gibi oldu mu? Tadı güzel oldu. Bakalım hayırlısı, pişsin bakalım. Ne çıkacak merak ediyorum ben de. İlk defa yapıyorum çünkü. Çökertme kebabının patatesleri kibrit çöpü gibi olmalı. O kadar ince doğrayabilecek misin? Yaptım zaten. Kayınvaliden arkadan kalın oldu diyor. Yok yok. Gayet güzel oldu. Çok beğendim ben. Ama bana kalın oldu diye işaret yaptı. Hayır, ince oldu dedim. İncecik dedim. İmam bayıldığı için kavrulan soğan ve yeşil biberlere konserve domateslerden sonra karabiber ekleniyor. Al diyorsun da anne, ben onu yapıyorum. Sen bana de ki bunu öyle al. Ama ben alamıyorum hayatım. Yok. Sana diyorum ya bir saattir al patlıcanları diye. Şunu da koyalım. Koyma, gerek yok ona artık. Koydum artık. Aslında bunlar yetecek. O fazladan oldu yani. Bu patlıcanlar yeter mi? 6 tane zaten. Peki ya ben? Hatta 7 var. Anneciğim ben. İşte o yüzden seninkini sonra ben attım. İmam bayıldığı için kızaran patlıcanların içi açıldıktan sonra sebzeli iç harcı konuyor. Anneciğim, Özer romantik mi? Hiç romantik değil Özer, maalesef. Özer yani her şeyde dört dörtlük olamaz tabii. Romantik değil bu. Biraz realist çocuk. Romantizm de işi yok. Hayatımda sevgililer günü kutlamadım. Bunu neden sordum biliyor musun? Manolya sürekli bana, Mikser'cim Özer'le konuş artık romantik olsun dedi. Kusura bakmasın, ona bir kere hata yaptım. Evlilik yıl dönümünü de unuttum. Ben geldim. Hoş geldin. Neler yapıyorsun? Domateslerinden de koy. Tam da üstüne geldim Manolya. Evlilik yıl dönümünü unutmuş. Evet. Hem de var ya, kayınvalidem hatırlattı. Yemek sofrasında dedi ki bu arada da evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun dedi. Özer'in ağzına çatal düştü. Böyle. Ya çat. Şey o, tamam o anne. Daha bugün anne, tamam değil anne. Ki. Tamam anne. Oldu tamam. Şey, ne yapacağız? Yarışmacımız imam bayıldıları fırına veriyor. Özer'cim şimdi neye geçiyoruz? Biraz burada. Şimdi biraz böreği yapıyoruz. Aynen. Manolya özellikle ne peyniri almıştı? Ucuz böreklik peynir. Şaka yaptım be. Hayır, tam yağlı güzel peynirden aldık. Çünkü öyle olmaz. Böreğin iç harcı için tam yağlı peynirle maydanozu karıştıran yarışmacımız su, ayçiçek yağı ve unla hazırladığı sosla yufkaları ıslatıp peynirli harcıyla sarmaya başlıyor. Anneciğim, Manolya yemek yapmayı senden mi öğrendi? Ya Manolya evet, başta benden öğrendi ama sonra kendini o çok kat. Ya benim ondan öğrendiklerim oluyor. Mesela ben bazı şeyleri yapmadım. Benim annem benim yanımda yaşıyordu bir müddet. Annem yapardı, ben onları hiç yapmadım. Mesela el açması yapmam ama Manolya yapar. Şey yapmam, reçel çok yapmam, Manolya'dan öğrendim reçel yapmasını. Yani ben artık ondan öğreniyorum, öyle diyeyim, evet. Sarılan peynirli börekler fırına girmeden önce üzerine yumurta sürülüyor. Anneciğim, genç kayınvalidemiz Serpil Hanım dünkü damadımıza bana anne diyorsun ama belki de senden küçüğüm dedi. Hanımdan şey güzel bir elektrik aldım. O da sanki doğru kararlar verebilecek bir bayan. Yeter ama tabii ya, çörek bu yarışma biliyorsun değil mi? İlerleyen dakikalara doğru biraz insanlar değişiyor yani. Bilemeyeceğiz. Sence Serpil Hanım adaletli olur mu? Olur gibi geldi bana. Tamam evet, ben gidiyorum. Hadi görüşürüz aşkım. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. Çökertme kebabının köfte harcı için soğan rendeleyen damadımız yumurta kırdıktan sonra bayat ekmek ve maydanoz ekleyip yoğurmaya başlıyor. Köfte harcının içine neler girdi? İçine kıyma, bayat ekmek, yumurta, süt, sıvı yağ, karabiber, kimyon ve tuz. Soğan koydun mu? Tabii, soğanı da ilk başta rendeledik. İmam bayıldı fırından alınırken yerini peynirli böreklere bırakıyor. Eyvah!
köfte harcı cıvık mı oldu? Kabağı ayarlayamadın ya. Bol o çıkar işte ya. Ekmek koy daha iyi. Göz kararı yaptığın için mi oldu yoksa? Yok şeyden ya. Kapta ayarlayamadım. Çökertme kebabının köfte harcı istenen kıvama geldikten sonra elde yuvarlanarak son şeklini alıyor. Hani o yağ şey patatesin yağı mı? Hayır bu patlıcan kızartmış. Patates tenceresini çıkarsana anne patatesi tamam. Kızartayım. Tamam. Bir de şey çorbayı da çıkart. Şimdi neye geçtik? Çorbayı yapalım. Çorbayı çıkaralım. Çorba al, tenceresini şuraya koy anne. Öbür bunda mı yapacağız çorbayı? Yap büyük bunda boşver önemli değil başka tencere yok. Nerede tarhana? Burada. Çorbaya geçen yarışmacımız ev tarhanasını tencereye aldıktan sonra ayçiçek yağıyla kavurup suyunu ayarlıyor. Ver, anne ben sen karıştır ben şu şeyleri yapacağım. Patatesleri süz hemen. O çorba çok az değil mi? Gelecek. Bu şey soğuk suyla şimdi önce açıyoruz sıcak su ilave edeceğiz. Bu çorbaya basit diyebilirler mi? Diyebilirler desinler ama bu da çok lezzetli. Benim dünürümün elinden çıkma doğal bir ürün. Biz bunu vermek istedik. Patatesleri yağ kızdırmadan mı koydun? Başladı o kızarıyor. Ana yemeğin domates sosuyla tarhana çorbası hazırlanırken bir yandan da çoban salata için domates soyuluyor. Anneciğim sos oldu mu? Sos oldu. Sos zaten pişikti. Oldu bir şeyini yapacağım. Manolya olsa şimdiye çoktan bitirmişti. Manolya olsa bitirmişti. Yemiştik bir de toplamıştı ortalığı. Yemeklerin lezzetleri nasıl oldu acaba? Biz şimdi bunları yaptık ama evet çok da emek sarf ettik ama bazı şeyler lezzetsiz olmuş olabilir. Buranın atmosferinden, heyecanımızdan. O zaman da biz de onu kabul edeceğiz yani. Tarhana çorbası karıştırılırken çoban salata için soyulan domatesler doğranıyor. Evet arkadaşlar ben giyinmeye gidiyorum. Çoban salatayı tamamlamaya çalışan Özer doğradığı soğanları tuzla ovuyor. Patatesler hala olmadı mı? Patatesler çok zor pişer. Köfteleri ne zaman kızartacaksın? Sunum sırasında kızartacağım. Çünkü çok çabuk kızaracak. Bence sen o patatesleri bir an önce al. Çikolata soslu ıslak keki tamamlamak isteyen Özer üzerine toz fıstık döküyor. Abi 10 numara olmadı mı ya? Yaptım ben bu işi ya. Özer ne yaptın? Bitirdim. Özer dur. Gitmeden önce annenin şıklığına bir şey söylemek ister misin? Ya o zaten dünya güzeli ya. Teşekkür ederim. Böreği unutmayalım Özer. Hangisine koyayım anne suları? Kadehlere koyalım. Çok doldurma. Anneciğim Özer'in yapacağına inanıyor muydun? Vallahi inanmıyordum aslında çünkü biz zamana hayır yapacağına inanıyordum. Zamanında bitireceğine inanmıyordum. Maşallah maşallah diyorum. Yemin ediyorum bu hareketi beklemiyordum anne sen. Koş koş oğlum. Hemen mutfağa dönen yarışmacımız yemekleri kontrol ediyor. Onu yetişemezsin çıkaralım. Ya dur ben yetişirim ona. Yetişemezsin altı kızarmış zaten onun. Peynirli böreklerini fırından çıkaran damadımız çökertme kebabının patateslerini kontrol edip giyinmeye gidiyor. Anneciğim başardınız. Neler düşünüyorsun? Vallahi gerçekten çok stresli. Ama şöyle bir şey hiç korktuğum gibi olmadı. Telaşlanacağını düşündüm. O stresi yönetim. Çünkü Özler'in stres yönetiminde biraz zorluğu var. Stres olduğu zaman normalde yaptığı işleri de yapamıyor. Damadın gider gitmez arkasından konuşuyorsun. Evet, kayınvalidem ya. Yani hakikaten yemin ediyorum birçok gelin böyle çıkartıp yapamıyor. Anneciğim, damatların performansı inanılmaz. Evet, bence de yani değil mi? Gelinlerle şey yapınca, kıyaslayınca. Sen gelinin yok diye mi böyle konuşuyorsun? İşte. Hayırlı insanın damadı olurmuş. İşte damadımız da geldi. Geldim. Yanıyor çabuk gel. Demeyin. Yanmış bile ya. Yanıyor ne? Kayınvalidelerimiz geldi. Hadi hemen karşılayalım. Hadi karşılayalım. Vallahi var ya lafı yiyeceğiz bu patatesler yüzünden. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.